Karşılaştırma testleri. İngilizcesi comparison test. Karşılaştırma testlerinin mantığı, bir serinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu başka bir seri ile kıyaslayarak, karşılaştırarak karar verme fikrine dayanmaktadır. Şimdi karşılaştırma testleri öncelikle ikiye ayrılır. İki tane karşılaştırma testimiz vardır. Veya diğer bir deyişle kıyaslama testimiz vardır. Doğrudan karşılaştırma testi. Karşılaştırma veya kıyaslama testi. İngilizcesi direct comparison test. İkincisi ise limit karşılaştırma testi. Bunun da İngilizcesi limit comparison testidir. Karşılaştırma testleri doğrudan karşılaştırma testi ve limit karşılaştırma testi olarak ikiye ayrılmaktadır. Şimdi bunların fikirlerini ayrı ayrı inceleyip örnek sorular üzerinden de uygulamalarına bakacağız. İlkiyle başlayalım. Doğrudan karşılaştırma testi. Doğrudan karşılaştırma testi. Bunun altında yatan fikir nedir? Nasıl uygulanır? Şimdi onları işleyeceğiz. Şimdi bize bir serinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğu sorulacak. AN serisinin bize yakınsak mı, ıraksak mı olduğu soruluyor. Biz bu AN serisinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu bunu arıyoruz. Yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu bulmak istiyoruz. Bunu ne olduğunu bildiğimiz bir BN serisiyle kıyaslayacağız. BN. Ne olduğu iyi derken, ıraksak mı, yakınsak mı anlamında ne olduğunu bildiğimiz bir seri. Ne olduğunu bildiğimiz bir seri ile kıyaslayarak, karşılaştırarak bunun yakınsak mı, ıraksak mı olduğuna karar vereceğiz. Peki bu ne olduğunu bildiğimiz, yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu bildiğimiz seriyi nereden bulacağız? Birinci ihtimal, soruda verir. Bu serinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu bu seri ile kıyaslayarak, karşılaştırarak bulun gibi. Bu BN'i birinci ihtimal soruda vermesi. Bu ihtimal gerçekten düşüktür. Çünkü çok işimizi kolaylaştırır onu verdiği zaman. İkinci ihtimale geldiğimizde, bize verilen serinin içinden bir parçasını alarak biz üretiriz ki en yaygın olarak BN'i üretme yoludur. Bize verilen, yani bize sorulan seri aslında, bize verilen seriden içinden ne olduğunu bildiğimiz bir parçasını alarak üretiriz. Ne olduğunu, yani yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu bildiğimiz bir parçasını alarak bu BN'i oluştururuz. En yaygın ve sorularda en çok kullanılan tip budur. Üçüncü ihtimal, kendimiz
Bununla kıyaslayabileceğimiz bir seri yazarız. Kendimiz bir seri yazarız. Ne olduğunu bildiğimiz. Ama rastgele yazılan her seri olmaz. Bununla bir kıyaslama ölçütümüz olacak. Karşılaştırma ölçütümüz olacak. Ona uyan bir seri yazarız. Burada 3 ihtimal söyledik BN hakkında. Ama bizi en çok ilgilendiren, bize verilen bu serinin içinden bir parçasının ne olduğunu biliyoruzdur. Onunla bunu kıyaslayarak yapma işidir. En yaygını budur. Tamam, şimdi burayı çok uzatmayalım. Tekrar başa dönelim konuştuğumuz. N bir sonsuz. An bu ne olduğunu bunun bulmak istiyoruz. N bir sonsuz. Bn bunu biliyoruz. Yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu biliyoruz. Bununla bunu kıyaslayacağız. Bu BN'in nasıl üretildiğini az önce söyledim. Bize verebilir. Biz bunun içinden üretmiş olabiliriz. Veya kendimiz bir tane seri yazmış olabiliriz. Her neyse, yani şu an BN elimizde var kabul ediyoruz. Şimdi birinci durum. Eğer ki ürettiğimiz BN'in değerleri AN'den büyük çıkıyorsa, AN küçük BN ise, yani bizim bu ürettiğimiz BN serisinin terimleri AN'inkinden daha büyük oluyorsa, eğer ki bu gerçekleşiyorsa, BN serisi yakınsak ise AN de yakınsak olur. Bizim ürettiğimiz diğerinden büyükse işe yarayabilmesi için yakınsak olmalıdır. Yani BN'in sonucu yakınsaksa, yani sonu toplamının sonucu bir sayı ediyor demektir. Alt taraftakinin toplamının sonucu da bir sayı etmek zorunda kalır. Neyse, o detaylar önemli değil. Yani BN bildiğimiz aradığımızdan büyükse işe yaraması için bu BN'in yakınsak olması gerekir. BN yakınsaksa AN de yakınsaktır. İkinci durum. BN AN'den küçük değerler çıkartıyorsa, bildiğimiz aradığımızdan küçük sonuçlar çıkartıyorsa, bu durumda bu BN'nin bulunduğu bu serinin ıraksak olması durumunda AN de ıraksak olur. Bizim bildiğimiz küçükse, ıraksak olursa işe yarar. BN serisi ıraksak ise AN de ıraksak olur. Çünkü bir seri ıraksak ise bu toplamın sonucu sonsuz ediyor demektir. Ondan büyük olan şeyin toplamının sonucunu da sonsuz etmesi zorunludur. O da ıraksak olur. Bu son söylediğim cümleyi anlamamış olsanız dahi bu kısmı ezbere kullanarak bunların sorusunu çözebilirsiniz. Direkt kıyaslama, doğrudan kıyaslama, doğrudan karşılaştırma testi budur. Bir ne olduğunu bilmediğimiz bir seriyle ne olduğunu bildiğimiz bir seriyi büyüklük, küçüklük sıralamasına tabi tutabiliyorsak bu yöntemi kullanabiliyoruz. Şimdi buna bir örnek yapalım. N birden sonsuza kadar gidiyor olsun. 1 bölü N küp artı 1. Serisi yakınsak mıdır? Bıraksak mıdır?
Şimdi bu seriye baktığımızda, şu kalemimizin rengini değiştirelim. Birçok yöntemi deneyebilirsiniz. Ama eninde sonunda bu böyle bir seride karşılaştırma testlerine gelip onlarla çözmeyi denemeliyiz. Şimdi bize bunun ne olduğu sorulmuş. Fakat kıyaslayacağımız bir şey verilmemiş. Biz şunu düşünmeliyiz. Biz bunun içinden bir parçasını alırsak, şu parçası özellikle, bu parçası bunun P serisidir. Bu parçasını alırsak bunun ne olduğunu bulabiliriz. Bunun ne olduğunu bulabilirsek, bununla da kıyaslayabilirsek, büyük küçük anlamında ki kıyaslanabilir. İçinden ürettiklerimiz her zaman kıyaslanabilir. Bu serinin ne olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım. Bizim ürettiğimiz, biz üretiyoruz bunu kıyaslama için. Ürettiğimiz seri aynı sınırlarla birden sonsuza kadar 1 bölü n küptür. Bu P serisi testinden, P serisinin ne olduğunu bilmeyen dönüp onun videosunu izleyebilir. P serisi testinden burada P değerimiz 3'tür. P eşittir 3. Bu birden büyük olduğu için bu seri yakınsaktır. Ürettiğimiz bu seri yakınsak oldu. Seri yakınsak olduğunda bizim ürettiğimizin diğerinden daha büyük olması durumunda işe yarar. Bizim bu ürettiğimiz eğer daha küçük sonuçlar çıkartıyorsa işe yaramayacak. Bir bakalım. Ürettiğimiz seriyi burada görüyoruz ve ne olduğunu da biliyoruz. Şimdi bundan sonra doğrudan karşılaştırma testine geçiyoruz. Doğrudan karşılaştırma testi. Test isimlerini çözerken mutlaka yazmalıyız. Yoksa hoca doğru çözüm yapsak bile sorunun çözümünü doğru kabul etmeyebilir. Çünkü hangi yöntemi kullandığımızı söylemiyoruz. Doğrudan karşılaştırma testi. Şimdi bu 1 bölü n küp artı 1. Bir de 1 bölü n küp. Serilerin içindeki formülasyonlar bunlar. Hangisi daha büyük diye bir bakmamız lazım. Bir ifadenin paydası daha büyükse o daha küçük olur. N küp artı 1 n küpten daha büyüktür. Paydası büyük olan daha küçük olacağından 1 bölü n küp daha büyüktür. Ürettiğimiz seri daha büyük. Ürettiğimiz seri daha büyük. Üretilen seri daha büyükse ve bunu biz yakınsak olduğunu biliyoruz. Daha büyük terimlere sahip olan yakınsak ise bunun toplamı bir sabit sayı çıkacaktır. Alt tarafın terimlerinin toplamının sonsuz çıkması mümkün değildir. Bununkiler de bir sabit sayı çıkacaktır topladığımızda. Dolayısıyla bu da yakınsak olur. Veya bunu algılayamıyorsak şuraya döneriz. Ürettiğimiz seri eğer ki diğerinden büyükse ve o yakınsaksa diğeri de yakınsaktır kuralı. Burada şimdi devamında şunu yazacağız. 1 bölü n küp bu kıyaslamayı gösterdikten sonra 1 bölü n küp yakınsak bu nedenle 1 bölü n küp artı 1 de yakınsak olur. Doğrudan karşılaştırma testi budur. Şimdi bir örnek daha yapıyoruz. N 4'ten sonsuza kadar gitsin. 1 bölü köken eksi 1 olsun. Serisi yakınsak mı? Bıraksak mıdır?
Şu kalemin rengini maviye çevirelim. Şimdi burada da bu serinin içinden bir parçasını alıp üretebileceğimizi ve ne olduğuna karar verebileceğimizi somut olarak görüyoruz. Şu an karşılaştırma testlerine odaklı bakıyoruz serilere. Şunun içinden şu parçasını alırsak bu bir P serisidir. Hemen alalım o parçayı. N eşittir 4. Sonsuza gidiyor. 1 bölü kök N. Bu P serisi testinden. Testi. P'miz burada N üzeri 1 bölü 2 olduğundan dolayı P'miz 1 bölü 2. 1 bölü 2 küçük eşit 1 olduğundan dolayı bu seri bıraksaktır. P serisi testini bilmeyen mutlaka dönüp P serisi testi videosunu izlesin. Biz şimdi ürettiğimiz serinin ıraksak olduğunu anladık. Ürettiğimiz seri eğer ıraksaksa, şuraya kurala dönecek olursak, o ürettiğimiz ıraksak ise küçük olursa işe yarar. Ürettiğimiz ıraksakken büyük olursa bu doğrudan kıyaslama testi, doğrudan karşılaştırma testi işe yaramaz. Şimdi doğrudan karşılaştırma testine geçiyoruz. Doğrudan karşılaştırma testi. Bir bölü köken eksi 1 mi büyük? 1 bölü köken mi büyük? Şimdi baktığımızda paydası küçük olan daha büyük olur. Köken eksi 1 kökenden daha küçüktür. Paydası küçük olduğu için köken eksi 1'in sol taraftaki kısım daha büyüktür. Üretilen küçük oldu. Üretilen bu. Bizim ürettiğimiz, bunun içinden ürettik. Ürettiğimiz küçük ve bunun ne olduğunu biliyoruz biz ıraksak. Küçük olanın terimleri toplamı, küçük olanın terimleri toplamı eğer ki sonsuz ediyorsa buradaki büyük olanın terimleri toplamı hayli hayli sonsuz eder. Bu dediklerimi anlamasanız da çok önemli değil. Yukarıdaki kurala itaat ederiz. Buradaki küçük olan ıraksaksa büyük olan da ıraksak olmak zorundadır. Şunu gösterdikten sonra hiçbir şey söylememize gerek yok. N 4'ten sonsuza kadar 1 bölü köken ıraksak ise sonsuz N 1, 1 bölü köken eksi 1 de bıraksak olmalıdır. Doğrudan karşılaştırma testi bu şekildedir. Eğer ki ürettiğimiz ıraksak ise küçük olursa işe yarar. Büyük olsaydı işe yaramazdı. Büyük olsaydı ne yapacaktık peki? Tabii ki limit kıyaslama testine, limit karşılaştırma testine geçecektik. Şimdi burada ürettiğimiz küçükse bıraksak ise işe yarıyor. Ürettiğimiz büyükse yakınsak ise işe yarıyor. Ürettiğimiz yakınsak ama küçük. O zaman hemen limit karşılaştırma testine geçeceğiz. Doğrudan karşılaştırma testi bu yönteme cevap veremiyor demektir. Doğrudan karşılaştırma testini böylece noktalıyoruz. Şimdi geldik ikinci karşılaştırma testimize. Limit karşılaştırma testi. Bize yine bir seri soruluyor. AN. Biz bunun içinden bir BN üreteceğiz. Genellikle yapılan budur. BN. Üretilecek
veya çok nadiren verilecek. Ama biz bu BE'nin ne olduğunu biliyoruz. Yakınsak mı, ıraksak mı anlamında. Veya ne olduğunu kolayca bulabiliyoruz. Bunun yardımıyla bu AN'in ne olduğunu bulacağız. Limit karşılaştırma testi şunu söyler. Limit en sonsuza giderken aradığımızı yukarıya AN, bildiğimizi aşağıya BN yazdığımızda burada mutlak değer yok. Sonucun negatif çıkması serbesttir. Bunun sonucu, bu limitin sonucuna bakacağız. Sonucu sıfırdan büyükse, sıfırdan büyükse veya demeyeceğiz burada, ve sonsuz değilse, artı sonsuz, eksi sonsuzdan bahsediyoruz. Bunun sonucu sıfırdan büyük çıkacak ve sonsuz olmayacak. Bu ikisi de gerçekleşirse, ikisi de gerçekleşirse, sıfırdan büyük olacak, sonsuz olmayacak. İkisi de gerçekleşirse, yani cevabımız 10-15 gibi değerler olması gerekiyor. 1 bölü 3 veya her neyse. İkisi de gerçekleşirse, BN ne ise AN de o olur. Bunun anlamı bildiğimiz yakınsaksa sonuç da yakınsak olur. Bildiğimiz ıraksaksa sonuç da ıraksak olur. Yani aradığımız da ıraksak olur. Yani bu limitin sonucu sıfırdan büyük çıkarsa veya bu limitin sonucu sonsuz değilse AN ile BN ikisi aynı şey olur. Yani ikisi de ya ıraksaktır ya da ikisi de yakınsaktır. Şimdi bir örnek üzerinden bakalım. N 2'den sonsuza kadar gidiyorsun. 1 bölü N küp eksi 2 diyelim. Bıraksak mı? Yakınsak mı? Şimdi birçok kişi diyebilir ki biz bunu niye doğrudan kıyaslama testiyle yapmıyoruz? Şimdi ikisiyle beraber yapacağım zaten. Doğrudan kıyaslama testi işe yaramayacak. Az önce burada artı vardı. Şimdi eksi var. Farkı göreceğiz. Şu kalemin rengini bir değiştirelim. Şimdi bunun içinden hemen bir seriyi üretelim. Genelde üretilen seri P serisidir. Zaman zaman geometrik seri üretilir. N 2'den sonsuza kadar 1 bölü N küpü aldık. P serisi testinden bunun P'si 3'tür. Birden büyük olduğu için bu seri yakınsaktır. Bir seri ürettik bunun içinden ve yakınsak olduğunu da söyleyebildik. Şimdi doğrudan karşılaştırma testine bakalım. Şimdi onu anlatmıyoruz. Az önce anlattık ama doğrudan karşılaştırma testinin işe yaramadığı bir durumu da görelim. Genelde doğrudan karşılaştırma testi işe yaramadığında hemen limit karşılaştırma testine geçeriz. Doğrudan karşılaştırma testi. 1 bölü n küp 1 bölü n küp eksik. Hangisinin paydası daha küçükse o daha büyük olur. N küp eksi 2 daha küçük. Hangisinin paydası daha küçükse o daha büyüktür. Bir an kafam karıştı. N küp eksi 2 burada paydası daha küçük olduğu için bu daha büyük olur. Bu tarz şeylere karar veremiyorsak buradan bir iki tane değer alıp koyup hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük terim ürettiğini görebiliriz. Şimdi ürettiğimiz yakınsak. Kural ne diyordu? Dönüp yukarı şimdi kurala bakacağız. Kural diyordu ki
büyükse, yakınsak olursa, küçük olan da yakınsaktır. Ama ürettiğimiz büyük olursa, ürettiğimiz küçük olursa, bıraksak olursa işe yarar. Şimdi bizim burada ürettiğimiz yakınsak ve küçük çıktı. Soruya gelirsek, ürettiğimiz küçük yakınsak çıktı. Yani yakınsak çıkması bunun toplamının sonucu sabit bir sayıya yaklaşıyor. Ama büyük olanın toplamı belki sonsuz edebilir. Yani ıraksak olabilir. Doğrudan karşılaştırma testi çuvalladı. Kıyaslayacağımız şey yakınsak olursa büyük olduğunda işe yarar, küçük olduğunda değil. Hemen bu durumda limit karşılaştırma testine geçiyoruz. Limit karşılaştırma testi. İlk adımdan sonra direkt limit karşılaştırma testine de geçebiliriz tabii ki. Doğrudan karşılaştırma testini direkt atlayarak limit karşılaştırma testine geçebiliriz. Limit karşılaştırma testi çuvallarsa doğrudan karşılaştırma testine bakarız o durumda da. Limit karşılaştırma testi diyor ki, limit en sonsuza giderken aradığımızı yukarıya yazacağız. Aradığımız neydi bir dönüp bakalım. 1 bölü n küp eksi 2. Bildiğimiz de 1 bölü n küp. 1 bölü n küp eksi 2. Bildiğimiz ise 1 bölü n küp. Bunun limitinin sonucuna bakıyoruz. Limit en sonsuza giderken doğrudan karşılaştırma testine göre çok daha kolaydır. Limit karşılaştırma testi. Ters döndürdüğümüzde n küp bölü n küp eksi 2 olur. Ters çevirip hemen çarptım onları. Sonsuza giderken dereceler aynıysa katsayılar oranı bize cevabı verir. N küpün katsayısı bir, aşağıdakinin de bir. Bir çıktı sonuç. Bu sonuç sıfırdan büyük ve sonsuz değil. Bunun anlamı iki seri de ya yakınsak iki seri de ya da ıraksaktır. Birinin biz ne olduğunu biliyoruz. Bu yakınsak. Eğer sonuç sıfırdan büyük çıkar ve sonsuz da değilse iki seri de aynı şey olmak zorundadır. İkisi de ya yakınsak, ikisi de ya da ıraksak olmalıdır. Birinin biz yakınsak olduğunu biliyorsak iki seri de yakınsak olur. İki seri de yakınsaktır. Dolayısıyla da n2'den sonsuza 1 bölü n küp eksi 2 yakınsak olur. Limit karşılaştırma testine bir örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayalım. N 1'den nereye gitsin? Sonsuza gitsin. 1 bölü 2n artı 3 diyelim. Yakınsak mı, ıraksak mıdır? Bıraksak mı? Şimdi şu kalemin rengini değiştirerek işlemi yapalım. Bunun içinden bir seri, burada çok açık gözüküyor, bir P serisi var. Çıkartıyoruz. N1'den sonsuza giderken 1 bölü 2N. P serisi testinden P değerimiz burada N'in üssü olan 1'dir. P değeri 1'e eşit ve küçük olduğunda seri ıraksak olur. Ürettiğimiz seri ıraksak. Hemen limit karşılaştırma testine geçelim. Limit karşılaştırma testi. Limit en sonsuza giderken aradığımızı yukarı yazacağız. 1 bölü 2n artı 3. Bildiğimizi aşağıya yazacağız. 1 bölü 2n. Limit en sonsuza giderken 2n bölü 2n artı 3 olur ters çevirdiğimizde. Limit sonsuza giderken dereceler aynıysa katsayılar oranı olur ki onun sonucu 1 çıkar. 1 sonucu sıfırdan büyük ve sonsuz değil. Bu nedenle iki seri de aynı
olmak zorundadır. Serinin birinin Iraksak olduğunu biliyorsak biz, iki seri de Iraksak'tır. Dolayısıyla bizim aradığımız n birden sonsuza 1 bölü 2n artı 3 Iraksak olur. Karşılaştırma testleri seri testlerinden en önemlisidir diyebiliriz ve hocaların en çok sevdiğidir. Sınavlarda mutlaka bu kısımdan soru sorulur. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.